Yani bir adam baktın ki yanlışlar vardır, hataları vardır. Allah kahretsin diyecek yerde ne demek lazım? Allah'ım seni ıslah eylesin. En güzelidir. Bir insan yanlış yaptıysa ona beddua etmemek lazım. Belki ona dua etmek lazım. Allah seni kahretsin dediğim zaman, Allah onu kahretsin, senin eline ne geçecek? Benim elime ne geçecek? Ama Allah seni ıslah etsin dediğimizde, Allah onu ıslah ederse hem onun eline bir şey geçecek, hem de biz de vesile olduk, dua ettik diye bizim elimize de bir şey geçmiş olacak. Bize kötülük yapan insanlara aynı duayı yaparsak daha karlı çıkarız. Birisi bizi aldatmıştır. Allah'ım bunu kahret dediğin zaman adamın zaten sana borcu var, ödemiyor onu. Kahrederse adam hastaneden hastaneye düşecek, hiç ödeyemeyecek onu. Bari Allah'ım bunu ıslah eyle, ekonomik durumlarını da düzelt dersen hem adam kurtulur hem de sen alacağını almış olursun. Öbür türlü adam kahrolduğu zaman sen de alacağını alamazsın. Adam da rahat etmiş olmaz. Kısacası bir mümin mümine ne yapmaz? Beddua etmez. Dua etmek en güzelidir. Çocuğumuz bizi kızdırmıştır. Allah'ım seni kahretsin. Ya onu kahrettiği zaman yarı yarıya sen de kahrolursun. Senin çocuğun sonuçta, senin çocuğun hastanelere düşse, yatalak hasta olsa, akli dengesini kaybetse sen ne yapacaksın yani? Mutlu mu olacaksın? Olmayacaksın. Dolayısıyla Allah'ım bu çocuğumu hayırla ıslah eyle demek en güzelidir. Eşimizin yaramazlığı varsa veyahut da bir yakınımızın yaramazlığı varsa ona beddua etmektense dua etmek en güzelidir. Çünkü iyilik ve güzellik herkesin işine yarar, kötülük ve çirkinlik kimsenin işine yaramaz.